Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yine zeytinlikteyiz. Zeytinlikte durumu incelemeye geldim. Zeytinlerimizin durumu gayet güzel ilerliyor. Şimdi saat sabahın 6'sı. Bu sabah saatlerinde zeytinliğimize geldik. Ve zeytinlerimize gelişim artırıcı humik asit uygulayacağız. Ben zeytin ağaçlarımda şimdiye kadar hiçbir şekilde kimyasal katkı, kimyasal destek ya da kimyasal ilaç kullanmadım. Yani sadece organik yöntemlerle zeytin ağaçlarımın gelişimini artırmaya, meyve tutumunu artırmaya ve organik yöntemlerle zeytin üretmeye çalışıyorum. Şu an durum gayet iyi ilerliyor. Bu durumu daha da iyiye götürebilmek için humik asit uygulaması yapacağım arkadaşlar ve işleme başlıyorum. Evet arkadaşlar, humik asit çözeltimizi ben zaten evden hazırlamıştım. Şimdi burada 1,5 litrelik humik asit çözeltisi var. Bu 1,5 litreyi motorlu pompamıza dolduruyoruz. Ve üzerine de yaklaşık 18-19 litre su doldurduğumuzda 20 litreye tamamlamış olacağız. Ve 100 litrede 200 mililitre olacak şekilde de seyreltmiş olacağız. Ve bu şekilde de zeytin ağaçlarımıza uygulayacağız inşallah. Dediğim gibi organik destekleme bakımından humik asit bence en iyi materyallerden bir tanesi. Şimdi üzerini suyla dolduracağım ve uygulamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, hazırladığımız humik asit karışımını sırt pompasıyla ağaçlarımızın yapraklarına altlı üstlü uyguluyoruz. Şu şekilde yere de, yani ağacın taç kısmının hizasına da püskürtüyoruz. Böylece toprağa humik asitin içindeki içerik verilmiş olacak. Hem yapraktan hem topraktan uygulamış olacağız. Yine sadece çepeçevre uygulamıyoruz. Ağacın iç kısmına girip alt taraftan da yaprakların altına da bu karışımın nüfuz etmesini sağlıyoruz. Yani altlı üstlü çepeçevre her yönüyle humik asiti uyguluyoruz. Ve aynı işlemi bütün ağaçlar için uyguluyoruz arkadaşlar. Humik asit uygulamasına devam ediyoruz. Bir ağaç üzerinde çalışırken pompadaki su bitebiliyor. Bu sebeple hangi ağaçta kaldığımızı unutmamak için şöyle bir yöntem uyguluyoruz arkadaşlar. O ağacın yanına 3 taşı üst üste koyarak hangi ağaçta kaldığımızı karıştırmıyoruz. Ve böylece uygulama yapılmış ağaca tekrar uygulama yapmıyoruz. Evet arkadaşlar, son birkaç ağacım kaldı ve bu ağaçta kaldık. Karıştırmamak için az önce söylediğim yöntemi uyguluyorum. 3 tane taşı üst üstüne koydum ve pompayı tekrar humik asit çözeltisiyle dolduracağım. Kaldığım yerden işleme devam edeceğim. Evet arkadaşlar, son ağacımızdayız ve uygulamayı bitirmek üzereyim. Son ağacın içine de giriyoruz. Ve işlem tamam arkadaşlar. Çok şükür uygulamamızı tamamladık. Uygulamayı tamamladım ve işlem sona erdi. Henüz daha sırt pompasını dahi sırtımdan indirmedim. Arkadaşlar, böylesi işlemleri yaparken mutlaka bir şapkanız, maskeniz ve uzun kollu bir giyeceğiniz olsun. Çünkü farkında olmadan güneş yanığına maruz kalabilirsiniz ve bu da birkaç gün sizi üzebilir, canınızı yakabilir. Bu kurallara da dikkat ederek işlemimizi sona erdiriyoruz. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.